Evet, Fenerbahçe'de hedef 3'te 3 yapmak. Tabii ki 1-1 organizasyonlardan elendikten sonra hedef Avrupa Kupalarına katılmak oldu Fenerbahçe'de. Hocam ne dersiniz? Bunu yapabilmek adına nasıl ümit veriyor? Ümit veriyor mu Fenerbahçe size ve bu akşamki karşılaşmadan beklentiniz nedir? Şimdi Fenerbahçe belki bazı kulvarlardan elendi ama Konyaspor'un yaşadığı düşüşle beraber de bir ikincilik hedefi oluştu. Şimdi bu kaos ortamında belki o hedef çok takıma olumlu yansıyabilir. Yani bugünkü reaksiyon bu anlamda çok belirleyici olacaktır. Önemli bir müsabaka. Ligin belki de değil, fiziksel değerlerine baktığınızda en güçlü takımıyla oynuyor Fenerbahçe bugün. Kendi değerleri de iyi. Ancak Kasımpaşa'nın yüksek şiddette oynayabilme yeteneği Fenerbahçe'ye göre bir iki adım daha önde. Yani bugün Fenerbahçe'yi bu anlamda çok hızlı bir maç bekliyor. Şiddeti yüksek bir maç bekliyor. Ben böyle maçlara 4 mevsim maçları diyorum. Yani maçın içerisinde her sonucu açık, her tempoya açık. Zaman zaman tempo böyle 3 dakika ve 4 dakika küçük kısa süreli düşebilir ama genel itibariyle oyun çok hızlı oynanacak. Kasımpaşa çünkü bu anlamda kendilerini de takip ediyorlar. Sami hocamızın da benim de çalışma arkadaşım Altun oradan. Çok güçlü bir yanları var yani bu anlamda fiziksel değerleri açısından takımı da biliyor ve o takıma en uygun oyunu oynatacak ve bu oyunda büyük bir temponun içereceği bir oyun olacak. Fenerbahçe'de baktığınızda veriler itibariyle buna yanıt veriyor ama yüksek şiddeti Kasımpaşa kadar iyi değil. Yani Fenerbahçe bunu nasıl tolere edebilir? Bugün bunu oyuncu değişiklikleriyle belki tolere edebilir veya orta sahasını bu anlamda biraz daha atletik oyunculara verip elde edebilir. Bugünkü Fenerbahçe 11'i biraz buna... Birazdan isteriz arkadaşlarımız evet, ama muhtemel bir 11 gelecektir ama yani bence hani son ana kadar belli midir bazı oyuncuların sakatlık durumu, yıpranmaları Slavia'daki deplasmanda 11'i bir doğru tahmin edebilsek belki daha şöyle iyi. En azından doğru şu anda tahmin edebilir miyiz bilmiyorum kesinlikle ama en azından zor. Arkadaşımız Ahmet Selim Kul'un paylaştığı muhtemel 11 şu şekilde. Altay, Ahmet Çağatay, Zalai, Kim, Nazım, Crespo, Ozan, Valencia, Arda, Rossi, Berisha. Yani Ahmet o konuda çok başarılı ama bir muhabir. Bu kadro sürpriz kadro hocam. Yani şöyle zaman, sol bekte yine Çağatay'ı görüyoruz. Crespo yani, Ozan ikilisi, Rossi mi, Berisha. Değil mi bilmiyorum ama yani mesela Ozan'ı oynatır mı yoksa bir Zayt ya da mesela Sosa çok eleştiriliyor. Ya Sosa'yı oynatacağını çok düşünmüyorum İsmail Hoca'nın da bu maç şimdi hoca bir 4-3-3 oynatıyor, bir 4-2-3-1 oynatıyor mesela baktığınız zaman maça göre değişebiliyor. Hı-hı. Avrupa farklı. Son 3 maçın kadrosuna baktığımız zaman Prag maçında lige göre 8. En son Prag lige göre 9-11'de değişiklik vardı. Hı hı. Şimdi burada tekrar mesela son maçın kadrosuna baktığımız zaman yine Prag maçı üzerinden 1-2-3-4-5 yine 6-7 tane saydım mesela kafadan. Mesela size burada şaşırtan tek isim Ozan mı? Mesela Rossi ya, ve Berisha tercihlerini nasıl yorumlamak lazım? Eğer bu şekilde çıkacaksa. Şimdi ben aslında hani biraz burada tabii kişisel yorumum devreye giriyor tabii ama ben mesela Atilla ile de bu maç Atilla Bey'i kısmen beğendiğim bir oyuncu ama şu anki form grafiğiyle Atilla ile başlamak da bir sıkıntı yaratabilir. Hmm. Çünkü Umut derine gitmeyi seven bir santrafor tipi. Atilla'nın şu an o şeyi yok. Yani o dikkati ve hamle şeyi yok. Biraz konsantrasyonu ve buna bağlı antrenman şeyi de düşmüş gibi geliyor bana. Maçlarda onun olduğu taraftan hele Ferdi ile oynadığında çok fazla pozisyon verdiler. Hı hı. Orada bir sıkıntı olabilir. İşte Ozan'ın üzerinde bir baskı var. Ozan belki bu ligin en önemli oyuncularından biri. Özellikle biz geçen sene Kadıköy'de bir Fenerbahçe maçı oynamıştık. Gustavo ile ikisi muhteşem kapatmışlardı ki. Biz maçın analizini yaptığımızda
çok etkileyici bir performans görmüştük Gustavo Ozan ikilisinden. Tabii şimdi Ozan bir sürü bir macera yaşadı yurt dışı. Evet. Şeyi oldu, transferi oldu, döndü bir açıklama yaptı. Çok bence Türk futbolu için köşe başı bir açıklamadır. Ama şimdi oradan Ozan'ı mesela çok fazla eleştiriyor spor kamuoyu. Bunu yapmamamız lazım. Yani ben bunu net söyleyeyim. Ozan orada bir konuya vurgu yaptı. O konu şimdi kendisini eleştiri olarak geliyor. Haksızlık ediyoruz. Çünkü Ozan hani zaten bu ligin o anlamda önemli oyuncularından biriydi. Şimdi Ozan bugün nasıl bir performans sergileyecek? Merak konusu. Ama Ozan eğer karakterinde olan oyunu sergilerse bu açıdan önemli bir 11 oyuncusu. Ama dediğim gibi şu an hani Fenerbahçe'nin bugünkü bazda nasıl çıkacağı ve oyuncuların ne durumda olduğu gerçekten bir soru işareti. Mesela İrfan bugün beklenebilir yani. İrfan, İrfan'ın ben belki 11'de oynayabileceğini de düşünüyorum. Mesut da iyileştiği söyleniyordu. Mesut da iyileşti. Mesut da hani 11 başlatabilir mi bu kadar atletik bir takıma karşı? Slavia Prag maçında kadroya alınmadığında Mesut, Ahmet Selim Kul'la konuşmuştum ve dedi ki hoca net bir şekilde Kasımpaşa maçına saklamak istiyor. O yüzden riske edilmedi. Mesela şu anda muhtemel 11'de görmediğimiz oyunculardan biri. İki tane var orada. Mesela İrfan var, Mesut var. Arda'nın bu kadar... önemli mesela ikincilik dedik ya az önce mesela ikinciliğin artık çok önemli bir olduğu yerde ki kazanma halinde oraya çok daha hedefe yaklaşmış olacaksın. Böyle bir maçta Arda'yı risk etmek doğru olur mu? Bir de en sözüne başlarken Salay'dan bahsediyor. Salay mesela bugünkü maçta eğer oynarsa bir Marco performansı bekliyorum ben hocam. Çünkü çok fazla düşüş yaşadı. Hı hı. Sezon başı performansından çok uzakta. Sezon başında üçlü savunma oynuyordu. Sizin az önce vurgu yaptığınız mesela Ferdi ile beraber Ferdi de o bölgenin adamı değil. Şimdi üçlü savunma oynarken o bölgede gitgelleri olan bir Salah'ı şimdi dörtlü savunmaya geçilmesinden sonra İsmail Hoca'yla beraber bir düşüş yaşamaya başladı. Ama Bu değil Salah'ı. Bugün belki hızlı bir rakibe karşı son maçlarında 4 gol atmışlar. Daha da fazlasını atabilecek her maçı golli geçen bir Kasımpaşa'dan bahsediyoruz. Çok ilginç bir karşılaşma bizi bekliyor. Kesinlikle yani. Bu kadrodan ben 3-4 kişiyi kulübede görüp farklı isimler olursa benim için sürpriz sen olmaz. Sen mesela kimleri çıkartırsın, kimleri koyarsın? Bir defa ben Arda ile ilgili hocam mutlaka bir iki bir şey söyleyecektim. Tabii onu birazdan bir parantez açarız. Arda için zorlu bir maç gibi geliyor. Yani riskli bir maç geliyor. Aynı fikirdeyim. %100 bu maç Arda için riskli maç. Çağatay için... Onun için de şöyle bir risk var. Önündeki oyuncu önemli bir transfer. Ve sürat değerleri gerçekten iyi bir oyuncu. Çağatay'ın hani burada oynama süreleri belki fazla olsa Çağatay ona atletikliğiyle karşılık verebilir ama hani şu an verebilir mi diyorum ya bazı eşleşmeler, saha içi eşleşmeler, Kasımpaşa'nın lehine olan eşleşmeler göreceğiz sahanın içerisinde. Fenerbahçe'nin lehine olan eşleşmeler göreceğiz. Yani Arda'yı belki zor bir maç bekliyor. Arda bazında da zor bir maç bekliyor ama zorlandığı yerde mesela Arda o problemi de çözebilecek bir oyuncu. Belki o eşleşmede farklı bir yeteneğini de sergileyebilir. Yani Arda için yeni bir problem çıkacak bugün ve yani ben Arda'yla... Ben beklemiyorum açıkçası hocam. Bu maçta peki beklemiyorum. Neden bak, mesela 11'de mi beklemiyorsun? Yani... 11'de beklemiyorum. Yani bence İsmail Hoca oynatacaktır. Yani bu kadar bir kamuoyunun oluştuğu ve Fenerbahçe taraftarının görmek istediği bir şey varken, yani şimdi Slavia Prag maçında korumak istiyoruz demişti İsmail Kartal. Korumak için oynatmadık demişti. Ardından Arda'nın performansı görüldükten sonra bu oyuncunun korunmaya mı ihtiyacı var acaba diye. Hata yapacaksa o yapsın. Mesela ben mantığında aslında şu an Fenerbahçe taraftarları. Yine hocamın ilgi alanı. Çağatay için mesela ben haftalardır diyordum oynaması lazım. Orada eğer Mert Hakan Ferdi oynuyorsa elindeki orijini sol bek olan bir oyuncu oynayamıyorsa genç oyuncu geçen maçta zaman zaman hatalar da yaptı. Kademeye girenler, kapatanlar oldu. Salah olsun, Mert Hakan birkaç pozisyonda mesela çok net bir Sosa'nın bu oyuncular oynatabilirsin. Çünkü orada gerçek mevkide sol bek başka oyuncu yok. Ama şimdi Arda'nın olduğu yerde baktığımız zaman alternatifler çok fazla. Evet. Şimdi burada bugün bu maçta Arda'ya 11'de oynatmak şöyle riskli olabilir. Evet beklenti ama 15 dakikalık Arda. Ben de Arda. Sadece mesela, beklenti için de söylemiyorum. Peki ben soruyu değiştirsem mesela oynatmasa
ki riski? Oynatmasa sizin dediğiniz gibi hocam işte o baskı var ya. O sosyal medya baskısı, camia baskısı. Arda'nın %100 çok iyi bir futbolcu olacağına net emfikirim ki siz eski bir hocası olarak. Sahada gördüğüm kadarıyla çok da karakterli bir oyuncu. Çok üzerine durulması gereken bir oyuncu. Bu maç İsmail Hoca'nın yanında olmak istemezdim. Ciddi bir baskı var çünkü. Ya 15 dakikadaki o, özellikle o atılan golden önceki iki kişinin arasından girmesi, çıkması, özgüveni müthiş. Peki biz bu genç oyuncuların oynatılmasına neden böyle risk gözüyle bakıyoruz? Hocam dünyanın her yerinde 16-17 yaşındaki genç oyuncular, yani genç oyuncu diye bir şey var mıdır? İyi oyuncu, kötü oyuncu yok mudur mantıken? Cevabı da, yine size bir cevap. Cevabı da siz verdiniz. Hocam, bu kadar beklerseniz Arda ne zamandan beri Fenerbahçe'de? Yani 2000 ben A takımda en azından. A takımda. Siz çalıştınız. U16 takımında yanlış bilmiyorsam değil Arda mi? Arda U14'e transfer olmuştu. U15 oynarken ben 16 takımına transfer geldim antrenör olarak. 15'ten alıp 16'da oynatmıştık. Zaten bir sonraki senede Arda 2 yaş büyüktü oynadı. Yani 16 oynayacağı yerde de 19 oynadı. Yani Arda çabuk olgunlaşıp, yani Emre Belözoğlu'nun gösterdiği gibi bir gelişim gösteriyor. Yani bugün baktığınızda, sizin dediğiniz gibi baktığınızda ki öyle bakılması gerektiğini düşünüyorum. Elinizde hazır bir oyuncu var. Yani hazır sıcak dediğimiz tarzda bir oyuncu var. Yani baktığınızda 10 numara Arda'nın başlaması gerekebilir. Ama Mesut İrfan var, ama İrfan Can var. Onlardan beklediği katkıyı i̇şte alamıyor sakatlık, Fenerbahçe. Sakatlıktan çıktılar ikisi. Ha, şöyle de bir durum var. Arda da mesela bir kaburga sakatlığı yaşadı galiba. O kaburga sakatlığından çıkıp bu performansı sergiliyor. Bu açıdan hani Arda oynadıkça da daha üstüne katıp daha iyi bir duruma da gelecekti. Hani burada diyorum ya, antrenörün seçimleri, o anki eline gelen maça çıkartacağı 11'i çok bilemiyoruz. Özellikle bu orta saha kararları bazında antrenörler çok zorlanır.